Herkese selamlar dostlar. 3 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma günü için toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt videomuza başlayalım. Güzel bir e, çarşamba günü geçirdiğimizi söyleyelim. Şöyle öncelikle bir adet skor yarışmamız var ekrana gelsin. Beşiktaş maçının maç skoru bilen arkadaşımız Ragnar isimli arkadaşımız. Instagram'dan yazabilir. Kata Telegram gruplarını Şubat ayı boyunca alalım. Çok fazla bilen var. Çekiliş yaptım. 6-7 kişi bilmiş zaten bilginize. Arkadaşımız kazandı. Sizlere de Chelsea Fulham maçının maç skorunu sorduk. Size maç skorunu olur yorumlara yazabilirsiniz. Geçtim. Yüksek misli olarak dün 3 adet yüksek misli verdim bakın. Tam 3 adet yüksek misli verdim. Ve bunların mislilerini belirttim ki. 1250, 2000, 2500 şeklinde önerdim. Soldan başlayalım. Monaco maçına ne yüksek misli verdim? 1.33 nesine oranı vardı yurt içi yüksek misli bu benim. 1250 TL. Maz sonu 1.5 üst. 3-2 kazandı. Geldim geldim. Orta sıra Avrupa yüksek misli. Tek Avrupa yüksek misli olarak verdim. Galatasaray maçına 1.5 üst. Trabzon maçına 1.5 üst olarak verdim. Altına da yazdım ki Galatasaray maçının oranı 1.13. Fakat Trabzon maçının 1.5 üstü 1.30 gibi oranı var. Çarpınca 1.46 oran yapıyor. Tertemiz 2000 TL atalım dedim. Trabzon son dakikalarda geldi. Süper oldu sağda gördüğünüz yüksek misliğe baktığımız zaman da Anadolu Efes'in ben 6 sayı farklı almasını bekliyordum ve günün en güvenli maçıydı ve yurt içi yüksek misliydi, mislisiydi. Ve buna dedim ki 2500 TL yani zirveyi yapıştıralım dedim buna. Zor geldi ama geldi. 10 sayı farklı yendi de son dakikalarda 10 sayı oldu. Güzel oldu. Yüksek misin 3'te 3'ü buradan aldık. Yüksek mislinin mantığı kasası sağlam olanlar geliyor. Kasayı böyle en güvenli maçlardan katlıyoruz. Bu kadar. Güncel net kar. Ne ona bakalım. Toplamda 4 tane yüksek misli Bir tanesi Beşiktaş deplasman 1.5 üstten yatmıştı. Dün 3 tanesi geldi. Fakat toplamda net kar şu an 1082 TL kılçıksız net kar var. Geçen ay zaten 8000 küsür lirayla kapattığımızda belirtelim bilginize. Bu şekilde de ilerlemeye devam etmeye çalışacağız. Günün ana kombini vardı o başarısız oldu onu göstereyim sizlere Galatasaray-Ümraniye maçına ilk yarıdan ben bir Galatasaray galibiyeti bekliyordum Ve Anadolu Efes maçına dedim ya en güvendiğim maç diyerekten 2500 TL dönerdim Ana kombine de aldım o maçı çok güveniyordum çünkü O geldi fakat Galatasaray ilk yarıda galip gelemedi maalesef 2'den bir oldu maç yapacak bir şey yok Burada ana kombinemiz başarısız olduğunu da göstermiş olalım canlılarda da zaten elimizden geldiğince editör arkadaşlarla birlikte izlemeye çalışıyoruz İzledikçe de canlı bahislerlerinde ekstra katkı yapmaya, ekstra kazanç sağlamaya çalıştığımızı belirtelim. Değerlendirecekler, gelecekler herkese bol. Şanslar hafta sonu geliyor diyerekten de güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız. Sizlerden ricam videoya atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Cuma videosu olmasından kaynaklı de şöyle 300 kişi bir like butonuna basar gibi geliyor bana. Like butonuna basmadan geçmeyelim. Herkese teşekkürler ve başlayalım. Paderbon'la Düsseldorf mücadele edecek. Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Bundesliga'nın ben neredeyse tüm maçlarını seyretme imkanım. Orada erken seans olduğu için zaten izleyebiliyoruz. 2-3 tane ekran açıyorum. Her yerden takip etme şansım oluyor. İki tane takım çok iyiydi. Bir tanesi Düsseldorf. Bir tanesi de Hamburg. İki takım gerçekten çok iyi futbol sergiledi. Kazanmasını da bildi. 3-2 maçlarla bitti. Hatta Hamburg 4-2 bitti sanırım. Şimdi da deplasmanda oynadı. Paderborn maçını da izledim. Var olarak değerlendirmiştik biz onu maç önünde. 1-0 kazandı. Paderborn'un golünü biz almıştık canlı bahis olarak. Oradan kazandık. Okey. Şimdi Paderborn kendi evinde zaten ileri hücum oynayacak. Düsseldorf'ta geçen hafta inanılmaz yani fark kaçırdı. 3 tane attı da bir 3 tane daha çok rahat atabilirdi. Öyle söyleyeyim ben sizlere. İki takım da bence formda. Paderborn deplasmanda olmasına rağmen kazanmasını bildi. Ve iyi oynayan tarafta Paderborn'du bu arada. Mücadelenin ben karşılıklı gelecek gollere yöneldim. KG varına 1.40 gibi oran açmışlar arkadaşlar. İdealden bence ideal kombineye de girer bir maç gibi geliyor bana. Çünkü her iki takımın son haftaki performansına baktığımız zaman da gollere yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. KG var olarak 1.40 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Değerlendireceklere bol şanslar. Chelsea-Fulham mücadelesi. Baylar şöyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar bu maçın ideal tercihini almayın. Ya yani çok zor bir maç olarak görüyorum ben. Çünkü Chelsea'nin oyun sistemi değişti. Yani Grand Potter'la devam ediyor aynı şekilde. Fakat hücumdan ziyade artık takım savunmaya biraz daha önem vermeye başladı. Ve ne zamandır da böyle gidiyor. Karşı tarafta da iyi hücum eden bir Fulham takımı var. Chelsea çok fazla transfer yaptı. Enzo Fernandes aldı. Sanırım Premier Lig'in en pahalı transferi olarak gündeme geldi. Felixler, Budrikler deli dehşet para harcadılar. Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yaptılar diyerekten söyleyebilirim Chelsea adını. Burada Chelsea tarafına 1-42 gibi olan açılmış ve Chelsea'de çok fazla sakat var. Fakat bazı eksikler dönüyor takım onu belirttim. James, Chilwell gibi isimler takıma dönüyor sanırım bu maçta. Felix'in kart cezalısı var. Kadro zaten ideal ölümde. Maçın beklentisi 1-1'lik bir, skor. Fakat ben tek bir tercih yaparaktan da yüksek orana gideceğim. Risk, risk olarak alacağım. Ben mücadelenin Chelsea'nin kazanmasını kazanırken de savunmayı ön plana çıkardığı için 3.5 altında bir olarak vereceğim sizlere. Onun da oranı 2.03. Değerlendirecekler ideal tercihe gitmesin. Sisteme veya düşük misli alacaklara 3.5 altında biri riskli olarak değerlendirme altına alabilir. Herkese bol şanslar. Atletik Bilbao ile Cadiz mücadelesi. Cadiz'in de Mallorca mücadelesini izledim. Yani gariptir böyle e, o oynanan seansta çok fazla maç yoktu. Bir ekrandan da Cadiz-Mallorca maçı. Esport'tan açık bir bilgisayardan Televizyonda da bir şey var çıktı işte. İki maç takip ediyordum o anda. Kadiz'i izledim. Dedim ki ya bir gol çıkarsa şuradan bir tane canlı ayıklayayım dedim. İlk yarı gol erken geldi. Kadiz erken attı. Sonra kapattım. Biraz daha izleyip kapattım. Sonra Kadiz 2-0 kazandı. İyi bir oyun vardı fakat karşılarında Bilbao var şu an. Bilbao'da Iñaki Williams arkadaşlar bir sakatlığı vardı. Sanırım bu maçta dönme ihtimali var veya yedeklere girecek. İki tane Williams kardeşler var zaten. Bunda Bilbao'da biliyorsunuzdur. Onlar takımı kanatları çok sıkılıyor. Şimdi özel olarak bir tane de bahis vereceğim. Özel Avrupa'da yaşayanlar için. İdeal tercihim 4.5 altında bir arkadaşlar. Ben burada Bilbao'nun kazanmasını 3 maçtır kaybeden bir Bilbao takımı var ligde. Bu maçta kazanmasını ve maçta çok fazla gol çıkmasını bekleniyorum. 2-0-2-1 ayarında bir maç geçebilir. 4.5 altında bir. Bu benim ideal tercihimdir. Avrupa'da yaşayanlara şöyle bir önerim olacak. Bilbao takımı tek başına 5 tane korner atabilir. Bilginize. Bilbao'nun takım korner üstü 4.5 üst olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Çünkü kanatları çok kullanıyor. Hatta bu oran artırıp altı korner falan da olabilir. Zaten Avrupa'da yaşayanlar bilecektir, değerlendirecektir arkadaşlar diyerekten de geçeyim bunu da. Basketten 3 tane maçı var. Oranlar açık değil ama bilginize fenerbahçe Beko'nun son maçı vardı. Olympiakos mücadelesi. Ben ana kombine de o maçı koydum zaten. İddia oranlar açık değil fakat Avrupa oranlarına bakarak da ne açacaklarını biliyorum. Ona göre tercihler vereceğim size. fenerbahçe Beko son maçını kaybetti. Ya Olympiakos'a karşı Olympiakos çok kaliteli bir takım yani. Ben şampiyon olacaktan düşünüyorum. Birazdan Efes'le maçları var. Onu da anlatacağım. Alba Berlin oynayacak? Alba Berlin şu an ııı e ya Alba Berlin'e bir zahmet denelim diyorum ben burada Fenerbahçe-Beko'ya. Alba Berlin zaten Eurolig'in son sırasındaki takım şu an. Deplasman'da oynadığı maçlarda da ortalama 75-76 sayı atabiliyor. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım şu arkadaşlar. Fenerbahçe ilk yarıdan kazanır. Muhtemelen ilk yarı galibiyetine 1.20 bandında bir oran açacaklar Fenerbahçe galibiyetine. Biz de şöyle yapacağız bu oranı. 1.25 falan açacaklar. İlk yarıda Fenerbahçe 2 fark veya 3 farklı galibiyetini oynarsanız yaklaşık oran 1.40 bandına gelecektir. Nesine için konuşuyorum. O yüzden bu yönde bir ilk yarıdan Fenerbahçe galibiyetini 2-3 handikapla değerlendirme altına alabiliriz. Olympiakos'la Anadolu Efes. Anadolu Efes'te dediğim gibi 2500 TL önerdim daha dün. Yani beni kanser etti. Maç bir ara fark 4'tü. 6 farkla inerini oynadım ben. Fark 4'tü bir o geliyor bir o geliyor derken bir anda fark 10 oldu. Maç da öyle bitti zaten. Çok güzel oldu. Olympiakos oynayacaklar. Yani benim bu sezon net söylüyorum sizlere. Euroleague'de şampiyon adayım. Olympiakos ve olma ihtimali de çok yüksek. Sulukas eksik sanırım bu maçta da. Geçen maç yoktu. Fakat takım çok iyi yani. Herkes bir şeyler yapıyor. Muazzam. Her kişiden skor katkısı bulabiliyor bu takım. Vezenkov önderliğinde oynanan bir oyun var. Olympiakos tarafına gideceğim bu maçta da. Efes zaten savunması pek olmayan bir takım. Ben burada ev sahibi üst olarak değerlendirme altına alacağım. Burada Olympiakos'un atacağı 81-82 sayı değerlendirme altına alınabilir. O baremlerle de açacaklardır bence. Değerlendirecekler. Bol şanslar Efes tarafına yönelmeyin diyorum bu maçta. Son mücadele Vaskonya ile Pana'nın mücadelesi. Yine Baskonya'da şey maçı vardı. Anadolu Efes maçı vardı. 117-114 bitti sanırım. Maç da uzadı zaten. Castello Mune eleman çok iyi oynadı. Hovers'ı zaten biliyorsunuz. O da inanılmaz bir üçlükçü. Çok fazla üçlük isabeti bulan bir takım. Ve şöyle söyleyeyim. iki tane üst üste üçlük kaçırdı mı diyelim bir tane oyuncu. Üçüncüyü korkmadan atabilen bir takım. O yüzden burada Baskonya tarafına gitmek çok mantıklı. Pana tarafında bazı eksikler de var. Baskonya'nın oranı zaten burada 1 10 1 bandında bir oran açılacaktır. Taraf galibiyeti. Biz burada da aynı şekilde ne yaptıysak Olympiakos'a burada Baskonya ile öyle yapacağız. Ev sahibi üst olarak alacağız. 80-81 tarzında bir varam açılır. Burada da Baskonya'nın üst olarak değerlendirmesini yapalım bu maçta da. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeallerinden bahsettim genellikle. Chelsea maçına bir yüksek oran aldım. Bilbao maçına Avrupa için güzel bir yüksek oran önerisi yaptım. Korner olarak. Onun dışında Euroleague'in oranları da henüz açılmadı. Fakat gün içinde açılacaktır. Yarın en kötü yarın gün içinde açılmış olur. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.